Değerli basın mensubu arkadaşlar, bugünkü basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin malumu, siyasi partilerin yürütmeleri gereken görevleri doğrultusunda her genel seçimlerin yanında, yerel seçimlerde de her 5 yılda bir şehri partisinin adaylarını, projelerini hazırlayıp kamuoyunun takdirlerine sunmak görevleri arasındadır. Bizler de bu sorumluluk doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Teşkilatı olarak Yarımada'da tüm köylerde de dahil olmak üzere hem partililerimizden hem de Yarımada halkından, vatandaşlardan yaptığımız istişarelerde ve anket sonuçlarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin partisinden kimi aday görmek istersiniz sorusuna cevap aradık. Bu doğrultuda aradığımız cevap doğrultusunda en öne çıkan isim partimizin 2 dönemdir Konacık Belediye Başkanlığı'nı yürüten Sayın Mehmet Tosun ismi oldu. Hem partililerimizin hem de Yarımada halkının Milliyetçi Hareket Partisi'nden görmek istedikleri adaylar arasında en çok öne çıkan isim Sayın Mehmet Tosun oldu. Biz de Konacık Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tosun'un ismini yazıp müracaat formunu doldurup genel merkezimize gönderdik. Genel merkezimiz de Bodrum halkının bu isteğini uygun gördü ve yarın Ankara Arena kapalı spor salonunda Türkiye genelinde adaylıkları açıklanacak isimler arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Tosun'un ismi de açıklanacaktır. Bu doğrultuda sizlerin de aracılığıyla Bodrum'da ilk belediye başkan adayını açıklayan siyasi parti olma durumunu sizlerin aracılığıyla saygıdeğer Bodrum kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bugünkü toplantımızın, basın açıklamamızın özeti budur. Sayın Mehmet Tosun elbette Ankara'dan döndükten sonra Bodrum'a ve Bodrumlulara neden aday olduğunu, Bodrum'un hangi meselelerini, hangi projelerle ve hangi kadrolarla nasıl çözeceğini elbette siyasi sorumluluk gereği paylaşacaktır. Bu doğrultuda Milliyetçi Hareket Partisi kısır çekişmelerden arınmış, bütün parti bütünlüğü içerisinde topluma hizmet etmeye hazır ve amade biçimdedir. Yarın Yarımada'da bulunan 4 belediye başkanı, kadın kolları başkanı ve ilçe teşkilatı başkanı ile birlikte Ankara'da bu tarihi ana tanıklık etmek üzere birlikte de Ankara'ya gidiyoruz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi kısır çekişmelerden arınmış bir teşkilat bütünlüğü içerisinde Yarımada'ya hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Bu bilgiyi siyasette seçenek sunma, siyasette hizmet yarışında alternatif seçenekleri sunma adına, demokrasi adına biz Bodrum İlçe Teşkilatı olarak yaklaşmakta olan, topluma karşı olan sorumluluğumuzun gereği dersimize çalışarak, gelecek şartlara kendimizi hazırlayarak geleceği de nasıl yöneteceğimiz konusunda vatandaşlarımızla birlikte paylaşacağımız bu projeleri
saygıdeğer Bodrum Yarımada halkının takdirlerine sunacağız. Bodrum ve Yarımada'mız için Sayın Mehmet Tosun ismi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa sorularına cevaplandıralım. Muğla Büyükşehir adayı ve diğer Muğla'nın ilçelerin adayları belli mi? İkinci sorum da bu ve bundan önceki yerel ve genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi ilk adaylarını açıklayan parti. Bu avantaj mı dezavantaj mı görüyor? Nasıl bakıyorsunuz? Biz önce şunu cevaplandırayım. Şu anda Muğla'da 3 tane ilçe belediye başkan adayını açıklayacak şu anda Milliyetçi Hareket Partisi. Bir tanesi Dalaman, bir tanesi Ortaca, bir de Bodrum adayımızı açıklayacağız. Adayın erken açıklanması sorunuza cevap olması hasabıyla ben erken açıklanmanın Bodrum için özellikle doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer bu kararı erken verdiğiniz zaman Bodrum'un tüm Yarımada'nın her tarafında hangi sorunları nasıl çözeceğiniz konusunda ve milletle bütünleşme anlamında doğru bir zamanlama elde etmiş olursunuz. Ve dersinize bu yönüyle de daha iyi çalışmış olursunuz. Bu sadece ben seçileyim, seçildikten sonra bu iş bir şekilde yönetilir anlayışından değil, bu anlayışın Bodrum'a kazandırdıklarından ziyade kaybettirdikleri daha fazladır. Biz bu yönüyle herkesi el ele verip gönülleri birleştirip Bodrum'un önündeki engelleri kaldırmak için erken açıkladığımız adaylığın doğru bir zamanlama olduğuna inanıyoruz. Soru değil, kamuoyunda konuşulan, kamuoyunda çok konuşulan bir konu olduğu için söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aday çıkartmaması, bugüne kadar da bu konuda çok iddialı olmaması, Mehmet Tosun'a, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mehmet Tosun'a destek vereceği yönünde sokakta bir değerlendirme vardı. Daha önce de Mehmet Tosun'un aldığı oy profilde baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partililerden hem Adalet ve Kalkınma Partililerden hatta Kürt kökenli vatandaşlardan bile oy almış bir belediye başkanı. Bu anlamda Bodrum Yarımadası'nı nasıl değerlendiriyorsunuz ilçe başkanı? Şimdi ben diğer siyasi partilerin aday belirleme neden belirlemediler, niye işte daha geç belirlediler sorusuna onların cevap vermesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleme ya da desteklememe anlamında eğer böyle bir durum varsa Demokrat Parti'den ayrılanların bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, bir kısmı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne aynı ekip içinden gittiler. Kamuoyunun cevaplaması gereken sorulardan birisi de budur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisi de bellidir, hedefi de bellidir, elbette ki herkesin oyuna taliptir. Cumhuriyet Halk Partililerden de, Adalet ve Kalkınma Partililerden de, Demokrat Partililerden de, Türkiye'deki Bodrum'da yaşayan, oy kullanma hakkı olan herkesin oyuna taliptir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir konusunun da altını çizerek ifade etmek isterim. Bizim belediye başkanlarımız seçilene kadar partimizin belediye başkanıdır. Seçildikten sonra kamu görevlisidir ve herkesin belediye başkanıdır. Biz bu yönüyle de mahalli idarelerle seçimleriyle genel seçimleri birbirinden ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Sorusunun yerine kimin yöneteceği sorusuna cevap arayacaktır. Biz de bu yönüyle artık